Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Almanya ve Türkiye arasındaki 17 farkı konuşacağız. Birinci maddemiz Almanya'da çoğunlukla elektrikli ocaklar kullanılıyor. Türkiye'de ise genellikle normal gazlı ocaklar kullanılıyor. Bunun tabii ki elektriğin burada alım gücü olarak daha kolay elde edilebilmesiyle alakası olabilir. İkinci madde. Evet arkadaşlar, Almanya'da taharet musluğu yok. İtalya, İspanya gibi yerlerde bunun alternatifleri vardı. Görmüştüm yani, bidet dedikleri ayrı bir tuvalet mobilyası kullanılıyor. O da çoğu yerde yine bulamazsınız ama eski evlerde bulabiliyorsunuz, ama Almanya'da ben henüz hiç taharet musluğuna alternatif bir şey de görmedim. Taharet musluğunun kendisini de görmedim. Tabii ki Amazon'dan veya başka sitelerden taşınabilir. Sonradan monte edilebilir. Taharet musluğu bulabilmeniz mümkün. Evet arkadaşlar, burada usta işleri gerçekten çok pahalı. El emeği işler çok pahalı Türkiye'ye kıyasla. Burada çok kısa işlemler için bile gerçekten çok iyi paralar alıyorlar. Tamir, tadilat, boyama gibi işlerde gerçekten çok fazla para ödemeniz gerekiyor. O yüzden burada birçok insan bu tür işleri kendi başına halletmeye çalışıyor. Burada el emeğinin gerçekten değeri yüksek. 4. Burada yüksek gelirli İnsanlardan gerçekten çok yüksek bir oranda vergi alınıyor ve vergiler gerçekten son derece dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Yani vergiyle alakalı bir suç işlediyseniz büyük olasılıkla hapse giriyorsunuz. Gerçekten bunun kaytarması, üstünü kapatması pek de mümkün olmuyor. 5. madde. Almanya'da ambulans, itfaiye gibi araçların sesleri gerçekten çok yüksek. Yani Türkiye'den gelen birisiyseniz korkabilirsiniz bile, o derece yüksek. İngiltere'de falan da aynı şekilde çok yüksek sesleri var. 6. madde. Burada mesai saatleri gerçekten az. Özellikle resmi kurumlarda, bankalarda vesaire çarşamba günlerinin tatil olduğu bile yerler var. Hatta çoğu günlerde de 9-12 arası gibi çok dar aralıklar veriliyor bankalarda özellikle. Pazar günde bildiğiniz üzere AVM'ler ve marketler tamamen kapalı oluyor. 7. madde. Almanların gerçekten çok sağlam bir sıra kültürü var. Siz eğer sıranın olduğu yerde, sırada tam beklemiyor bile olsanız, sıranın yakınında duruyor bile olsanız hemen size sorarlar sırada mısınız diye. Ona göre konumlarını alırlar. Kesinlikle size sormadan sıranın arkasına girmezler. Yani sıranın en sonunda kimin olup olmadığını önce sorarlar. Ve yani genellikle insanların sırasını almak, kaynak yapmak gibi şeyler görülmez. Evet arkadaşlar, 8. madde. Almanlar kuralları gerçekten esnetmezler. Yani yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken size kırmızı yanıyorsa ve hiç araba yoksa, yani 3 kilometre ötede bile hiçbir araba gözükmüyorsa yine orada beklerler, karşıya geçmezler. Tabii ki son zamanlarda kısmen de olsa kuralları esneten gençlerin olduğunu görebiliyorum. Çünkü burada çok fazla yabancı nüfus da var. Bu yabancı nüfus biraz da gençleri etkiliyor açıkçası. Bunu da söyleyebilirim. Ama genellikle kural varsa o kural gerçekten uygulanır. Hatta yaşlılar özellikle size çok ters ters bakıp çok değişik şeyler söyleyebilirler. Evet arkadaşlar, 10. madde. Almanlar gerçekten son derece dakiklerdir. Bir yere 15 çeyrekte geleceğim diyorlarsa gerçekten 15 çeyrekte gelirler. 15.30'da geleceğim diyorlarsa gerçekten 15.30'da gelirler. Aksi durumda da zaten tekrardan sizi belki güncellerler, ama yani burada bir randevu aldığınız zaman gerçekten ona sadık olmanız lazım. Bu aynı şekilde devlet dairelerinde ve benzeri işler için de geçerli oluyor. Yani randevusuz hemen hemen yapabileceğiniz bir işlem olmuyor. Genellikle hemen hemen her şeyi randevuyla hallediyorsunuz. 11. madde. Almanya'da birçok iş Türkiye gibi online olarak halledilemiyor ve çoğu şey için evinize posta gelmesi gerekiyor. Bunu beklemeniz gerekiyor. Bu da tabii ki birçok işlem için hem sürelerin uzamasına hem de problemler yaşanmasına yol açıyor. Türkiye gibi iki tıkla e-imzalı belgeleri temin edemiyorsunuz. 12. madde. Almanya'da sokak köpekleri, sokak hayvanları yok. Türkiye'de bildiğimiz üzere birçok sokak hayvanı var, ama Almanya'da bunların hepsi ya barınaklarda ya da sahipli. Gerçekten ben hayatım boyunca Almanya'da sahipsiz bir köpek görmedim. 13. madde. Çıplaklık çok da önemsenen bir şey değil. Pisuvarlarda bile gerçekten aralarında bölme falan yok. Bayağı bölmesiz pisuvarlar var. Yazın ise özellikle güneşlenmek için tamamen çıplak gezinen insanlar falan da var. Ve bunlar çok daha normal karşılanmıyor. 13. madde. Burada damacana su yok. Türkiye gibi 19 litrelik damacana suyu sipariş vererek evinize alamıyorsunuz. Genellikle şişelerde oluyor. Bunların da en büyükleri genelde 1,5 litre falan. Hani hiç markette 5 litre su bile görmedim. Belki var olan yerler vardır ama ben hayatımda Almanya'da hiç 5 litre su bile görmedim. İspanya'da bunu görüyordum mesela, marketlerde 5 litrelik sular satıyorlardı, ama Almanya'da hiç görmedim. 15. madde. Burada toplum içinde böyle diye
Stresli bir şekilde sümkürmek gerçekten çok normal. Böyle peçetelerini çıkarıyorlar ceplerinden ve böyle ellerinden geldiğince böyle bütün güçleriyle sümkürüyorlar ve gerçekten hiçbir şey yok yani, bu gerçekten normal karşılanıyor ve kimse rahatsız olmuyor. Aynı şekilde yellenmek yani osurmak da buna dahil. Yıllar öncesinden bir anımı anlatayım size. O zaman 14 yaşındaydım. İlk kez Almanya'yı ziyaret etmiştim. Orada ben havalimanında banklarda beklerken yanımda bir kadın böyle Allah ne verdiyse yellenmişti. Ben gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü etrafta hiç kimseden tepki görmemiştim. Yani Türkiye olsaydı kesinlikle bir tepki olurdu yani. Evet arkadaşlar, 16. madde. Burada kornaya basmak anormal bir şey. Yani böyle dediğime bakmayın, tabii ki kornaya basılan durumlar oluyor ama Türkiye'deki gibi sabırsızlık ve hemen kornaya basayım anlayışı burada yok. Ama tabii ki son yıllarda daha çok korna sesi duyduğumu söyleyebilirim. 17. madde. Burada harcama kültürü Türkiye gibi değil. Yani özellikle birçok üründe, yani ev hariç hemen hemen birçok üründe Almanlar kredi kartlarını kullanmak yerine nakitlerini veya banka kartlarını kullanmayı tercih ediyorlar. Yani burada böyle taksitle ayakkabı alayım, kredi kartıyla ayakkabı alayım gibi şeyler yapanlar pek yok. Genellikle de Almanların bir banka hesabıyla anlaşmaları oluyor ve sadece o banka hesabından hesapları oluyor. Türkiye gibi böyle çok fazla farklı banka hesaplarından kartlarım olsun, banka kartlarım, kredi kartlarım olsun gibi bir durum yok. Ve burada hala nakit çok yaygın olarak kullanılan bir ödeme yöntemi. Tabii ki bazı Avrupa ülkelerinde hemen hemen tamamen kart kullanılıyor. Türkiye'de de kart çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ama burada gerçekten nakit Türkiye'ye kıyaslarsak daha yaygın.